Herkese merhaba. Sesim geliyor mu? Merhaba, ben Kerem Kırkız, Zaxel'den. Bugün sizlerle birlikte kişisel verilerin korunması kanununa ilişkin ağ güvenliği nasıl teknik tedbirler alabileceğimizi görüşeceğiz. Bu konuda sunumu sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce içerikle başlamak istiyorum. Hangi konularda devam edeceğiz ve hangi başlıklar üzerinden geçeceğiz? Onlara bir bakalım isterseniz birlikte. İlk olarak kişisel verilerin korunması kanununa bir genel olarak bakacağız. Daha sonra kişisel verilerin korunması için alabileceğimiz teknik tedbirleri inceleyeceğiz ve daha sonra Zaxel güvenlik ürünleriyle kişisel verilerin korunması kanuna ilişkin olarak neler yapabileceğimizi göreceğiz. İlk olarak kişisel verilerin korunması kanunu olan ve daha sonra aslında KVKK olarak da sektörde duyduğumuz kanuna değinelim ilk olarak ve içeriğinin ne olduğuna bakalım. İlk olarak neden kişisel verilerin korunması kanunu çıktı ve bu kanun neye amaçlıyor? Onu görelim isterseniz. Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel ve hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlıyor kanun. Ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiliklerin yükümlülüklerini de belirlemeye hedefliyor. Bu sayede temel hak ve özgürlükleri iyi bir şekilde korumayı hedefliyor. Baktığımızda kişisel verilerin gelişigüzel toplanması ya da yetkisiz kişiler tarafından edilmesi, verilerin işlenmesinin disiplin altına alınmasını aslında hedefliyor kanun ve temel ve hak ve özgürlükleri korumayı hedefliyor temelde baktığımızda. Tabii burada asıl önemli konunun kişisel verinin ne olduğuyla başladığını görüyoruz. Kişisel verinin ne olduğu burada önemli bir konu. Kişisel veriyi belirlemek için verinin bir kişiye ilişkin olduğunu belirlemek ya da kişinin bu verilerden belirlenebilir nitelikte olduğunu anlamak gerekebiliyor. Dolayısıyla baktığımızda ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri ve kişiyi doğrudan belirleyebilecek fiziki, ailevi, ekonomik statüsü ya da doğrudan belirleyebilecek telefon numarası, İşte sosyal güvenlik numarası, TC kimlik numarası gibi bilgiler aslında kişisel veri. Yani kişiyi bir şekilde kesin olarak belirleyebiliyorsak bazı bilgilerden bunları kişisel veri olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu verilerin de korunması, kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması adına gerektiğini söyleyebilir durumdayız. Peki bu kanun aslında ne zaman uygulanmaya geçti ve ne zaman uygulanacak diye bakarsak aslında kanunun çıkış tarihi 2016 yılı 7 Nisan tarihli ama kanunun aslında bir geçiş süreci tanıdığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki geçiş süreci yaklaşık 2 yıllık bir süreç olarak belirlenmiş ve bu 2 yıllık süreç içerisinde firmaların aslında ya da gerçek ve tüzel kişiliklerin bu kanuna verilerini uygun hale getirmesi isteniyor. Dolayısıyla bu sürede aslında bu hafta itibariyle doluyor diyebiliriz. 7 Nisan 2018 tarihinden itibaren artık firmaların kişisel verilerine ilişkin kontrolleri ya da mevzuata kanuna uygun hale getirme işlemlerini yapmış olmasını bekliyoruz.
Kanunda bu şekilde ifade ediliniyor. Dolayısıyla artık bu kanuna uygun olarak yapılması gerekiyor. Peki bu kanun için uygulanmamız gereken önlemler nedir? Kişisel verilerin korunması için gereken işlemler nedir diye baktığımızda burada işte devreye karşımıza teknik tedbirler geliyor. Yapılması gereken teknik işlemlere bakmamız gerekiyor. Tabii bu teknik tedbirleri başlayabilmek, bunların ne olduğunu görebilmek için ilk önce kanunda belirtilen rollerin ne olduğu ve bu rollerin hangi işlevleri üstlendiğini görmemiz lazım. Kanunda en çok ifade edilen rollerden bir tanesi veri sorumlusu ve veri sorumlusu rolü kişisel verilerin işleme amaçlarının vasıtasını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından yönetilmesinden yükümlü olan gerçek veya tüzel kişilik olarak geçiyor. Burada bahsettiğimiz veri kayıt sistemi aslında kişisel verilerin tutulduğu, belli kriterlere göre yönetildiği, işlendiği sistem olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla bu sistemin yöneticisinin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan aslında gerçek veya tüzel kişiliğin bu veri sorumlusu unvanını aldığını görmekteyiz. Peki kanunda veri sorumlusu ne yapmalı diye bakarsak aslında iki tane temel madde var. Bu maddelerde ilki şunu ifade ediyor. Diyor ki veri sorumlusu 3 tane temel hedef için gerekli teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır diye ifade edilmiş. Peki bu 3 amaç nedir diye baktığımızda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verileri muhafaza sağlamak amaçlı 3 tane hedef aslında burada veri sorumlusuna veriliyor. Ve bu veri sorumlusunun bu üç hedefi gerçekleştirmek için gerekli teknik ve idari tedbirleri alması da bekleniyor zorunlu olarak. Aynı zamanda diğer bir maddeye baktığımızda veri sorumlularının yani gerçek veya tüzel kişilerin veri sorumluları siciline kayıt olması gerekliliğinden bahsedilmiş ve bu kayıt içinde yine veri sorumlularının kişisel veri güvenliği ilişkin alınan tedbirleri belirtmesi gerektiği, bu tedbirler kapsamında neler yaptığının ifade edilmiş olması gerektiği belirtilmiş. Dolayısıyla baktığımızda veri sorumlusunun hem tedbirleri almasının gerekliliği hem de veri sorumlu siciline kaydolurken de bu aldığı tedbirlerin ne olduğunu belirtmesi gerektiği için bu teknik ve idari tedbirleri alması gerekiyor. Bunu uygun olarak çalışması gerekiyor. Kanunla birlikte de tabii bu çalışmaya ilişkin olarak bu teknik ve idari tedbirin alınmasına ilişkin olarak yükümlülükler belirlenmiş durumda ve maddelere baktığımızda yaptırım maddelerine 15.000 TL Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar yaptırım olabildiğini görüyoruz. Yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında. Aynı zamanda veri sorumluları sicilinde kayıt hakkında da bu yükümlülüğe de aykırı hareket edenler için de 20.000 TL'den 1 milyon Türk lirasına kadar da bir yaptırım getirildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla baktığımızda oldukça yoğun, yüksek miktarda yaptırımın olduğu bir kanun olarak ifade edebiliyoruz bu maddeler açısından. Baktığımızda maddelere tedbirlerden bahsedildiğini gördük. Bu tedbirlerin teknik ve idari tedbirler olarak da ikiye ayrıldığını gördük. Veri sorumluları açısından. Bu hem teknik hem idari tedbirlerin aslında hedeflerine baktığımızda 3 tane hedef saymıştık. Bunlar kişisel verilerin erişiminin kontrolü, kişisel verilerin muhafazası ve kişisel verilerin işlenmesinin yönetimi olarak ifade ediliyordu. Buradaki 3 hedefe baktığımızda burada özellikle kişisel verilerin erişimi ve kişisel verinin muhafazası amacında ağ güvenliğinin oldukça önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. Ağ güvenliği burada hem verilere erişimin hem de bu tutulan verilerin muhafazası sağlama açısından oldukça önemli bir teknik tedbir kalemi olarak geçmekte.
Şimdi isterseniz ağ güvenliği ile ilgili olarak kişisel veri erişimi ve muhafazası adına neler yapabileceğimizi ve bunu yapmak için hangi fonksiyonlara ihtiyacımız olduğuna bakalım. Baktığımızda kanunda, kişisel verileri koruma kanununda ağ güvenliğinin aslında içeren bilgileri daha çok Ocak ayında çıkan kişisel veri güvenliği rehberi adlı dokümanda bulabiliyoruz. Ocak ayında çıktı bu rehber ve kanundan daha gelişkin olarak, daha ayrıntılı olarak maddeleri açıklıyor diyebiliriz bu rehber. Dolayısıyla en güncel bilgileri alabildiğimiz kaynak da kişisel veri güvenliği rehberi olarak gözüküyor. Bu rehberde baktığımızda ağ güvenliği ve ilişkili teknik tedbirler maddelerine baktığımızda 4 tane temelde önemli maddeyi görmekteyiz. Bunlar güvenlik duvarları, güncel antivirüs ve antispam sistemleri, saldırı tespit ve önleme sistemleri ve log kayıtları olarak geçmekte. İşte bu ağ güvenliğine ilişkin 4 alanda ayrıntılı olarak teknik tedbirlerin alınması gerektiği belirtilmiş ve bu alanlara ilişkin de maddelerde gerekli çalışmaların nasıl olabileceği özet olarak ifade ediliyor. Şimdi isterseniz bu maddelere sırasıyla bakalım ve kanunda bu maddeler için nasıl ifadeler kullanılmış onları inceleyelim. İlk olarak başlarsak güvenlik duvarı konusu önemli bir yer tutuyor kanunda ilişkili rehberde. Kanunla ilişkili rehberde baktığımızda 3.1 maddesinde siber güvenlik kısmında kişisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerinin internet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlere karşı korunmasında alınabilecek öncelikli tedbirlerden birisi olarak güvenlik duvarı olarak bahsediliyor. Yani firewall'lar, güvenlik duvarları aslında siber güvenliği sağlamada ilk öncelikli tedbirler. Ve burada şu bahsedilmiş, iyi yapılandırılmış bir güvenlik duvarı kullanılmakta olan ağ derinlemesine nüfuz etmeden önce gerçekleşen ihlalleri durdurabilir denilmiş. Dolayısıyla buradaki güvenlik duvarının aynı zamanda iyi yapılandırılmış olması gerektiğini de belirtmiş burada rehber. Bir diğer madde bu konuyla ilişki olarak, güvenlik duvarı ile ilişki olarak bir diğer maddeye baktığımızda 3.3 maddesinde kişisel verilerin elektronik ortamda olduğu durumda kişisel veri güvenliği ihlalini önlemek için ağ bileşenleri arasında erişim sınırlandırılması ya da bileşenlerin ayrılması sağlanabilir denilmiş. Dolayısıyla bu da yine kişisel verilerin bulunduğu ortamlara erişimin sınırlandırılması, güvenlik duvarı tarafından bu erişimin kontrollü hale getirilmesi için bir fikir sağlamak adına rehberde değinilmiş bir madde olarak gözükmekte. Diğer bir güvenlik fonksiyonuna baktığımızda yine siber güvenlik maddesi altında geçen 3.1 maddesi altında geçen rehberde ağ geçidi içerik ve uygulama filtrelemeye ilişkin bir ağ geçidi fonksiyonu öneriliyor. Buradaki ağ geçidi ile birlikte çalışanların kişisel veri güvenliği bakımından tehdit teşkil eden internet sitelere ya da online servise erişimin kısıtlanabileceği ve bu şekilde de çalışanların kişisel veri güvenliğinin sağlanabileceği, bu sayede de aynı zamanda tüm aslında ağın da veri güvenliği bakımından daha korunaklı hale getirilebileceği belirtilmiş. Buradaki ağ geçidi fonksiyonunda aslında içerik filtreleme, yani content filtering'den bahsediliyor temel olarak internet sitelerin filtrelenmesi açısından. Online servisler olarak baktığımızda da aslında uygulamaların da filtrelenebiliyor olması, yani uygulama analizi, hangi uygulama nasıl davranıyor ve bunların hangi sınıfta değerlendirileceğinin de anlaşılabilmesi aslında arka planda ifade ediliyor diyebiliriz. Yani hem internet sitesi erişimi hem de servis uygulama erişiminin kontrol edilebilir olmasından bahsediliyor burada baktığımızda. Dolayısıyla ağ geçidi fonksiyonunun da önemli bir yer aldığını görmekteyiz rehberde.
güvenlik duvarıyla birlikte. Yine siber güvenlik maddesi altında bahsedilen diğer bir ağ güvenliğine ilişkin fonksiyon ise antivirüs ve antispam sistemleri. Özellikle biliyoruz ki biz ransomware, fidye yazılımı olarak ifade edilen kötü amaçlı yazılımların çoğunluğu spam mailler üzerinden bulaşmakta ve spam mailler sadece iş gücünün kaybı, gereksiz mail trafiği oluşturmasının yanında böyle kötü amaçlı yazılımları da aslında ağ bulaştırmadaki en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi siber saldırganlar tarafından. Dolayısıyla hem istenmeyen e-postaları anti-spam fonksiyonuyla birlikte engellemek hem de hem istenmeyen e-postalar olabilir ya da diğer dosyalar olabilir. Bunların içindeki kötü amaçlı yazılımları antivirüs fonksiyonuyla engellememiz gerekmekte. Bu da siber güvenlik maddesinde bahsedilmiş. Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için ayrıca bilgisayar ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden antivirüs, antispam gibi ürünlerin kullanılması gerekmektedir denilmiş. Tabi burada yine firewall'da bahsedilen yani güvenlik duvarı kısmında bahsedilen benzer uyarı yapılmış. Sadece kurulum yeterli değil. Aynı zamanda bunun güncel tutulması ve düzenli olarak taramaların yapılması gerekmektedir denilerek. Yani firewall güvenlik duvarı tarafında da istenilen aslında düzgün ayarlamanın yapılmış olması gerektiğini tekrar belirtmiş burada rehber. Kişisel veri güvenliği rehberindeki 3.1 maddesi baktığımızda siber güvenlik açısından oldukça önemli vurguları taşıyor diyebiliriz bu açıdan. Diğer bir fonksiyon ağ güvenliğine ilişkin olarak bahsedilen rehberde saldırı tespit ve engelleme sistemi. Bu kısım daha çok kişisel veri güvenliği takibi maddesinde ifade ediliyor. 3.2 maddesi olarak. Bu 3.2 maddesindeki hedeflenilen amaç daha çok bu içeriden ve dışarıdan gelen saldırıların hızlı bir şekilde anlaşılabilmesi, fark edilmesi ve müdahale edilmesi için bir madde. Tabii bu saldırıları anlayabilmemiz, fark edebilmemiz, tespit edebilmemiz ve bunlara yönelik aksiyon da alabilmemiz için ek fonksiyon ihtiyacımız bulunuyor. Bunlardan da en önemlisi aslında bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığını belirlenmesi konusuna geliyor ki buna biz saldırı tespiti ve engelleme diyoruz. Baktığımızda Intrusion Detection and Prevention diye IDP olarak ifade edilen aslında özelliği tarif eden madde diyebiliriz burada. IDP özelliğiyle birlikte ağda bir sızma olup olmadığını tespiti ya da standart davranışın dışında davranan bir uygulama olup olmadığını tespiti yapılabiliyor. Dolayısıyla böyle bir fonksiyonun da yine ağ güvenliği için gerekliliği 3.2 maddesinde belirtilmiş. Ve tabii bunların yanında bütün bu fonksiyonların çalışmasının yanında bu fonksiyonların doğru çalışıp çalışmadığı ya da doğru çalıştıysa da geçmişte ne olduğunu görebilmek için bu veri güvenliğinin takibinin yapılabilmesi için log kayıtlarında tutulması gerektiği ifade edilmekte. Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulması 3.2.C maddesinde ifade edilmiş. Dolayısıyla ağ güvenliğini sağlarken ağ güvenliği fonksiyonlarının da doğru olarak loglanması ifade ediliyor. Tabi bildiğiniz gibi zaten var olan 5651 yasası ile internete çıkış tarafında loglama yapılması gerekiyor. Hem internet sağlayıcılarının hem de küçük ya da büyük ölçekli internet servis sunan işletmelerin 5651'e uygun olarak log kayıtlarını zaten daha önceden belirlenen kanun kapsamında 5651 kanunu kapsamında tutması isteniyordu. Buradaki log daha genel olarak ifade edilmekte ve tüm kullanıcının işlem hareketlerinin düzenli olarak tutulmasını söylemekte. Baktığımızda var olan loglama sistemlerini yine düzgün olarak yöneterek bu loglamayı sağlayabileceğimiz anlaşılabiliyor. Ama tabii ki burada tüm kullanıcıları loglayabiliyor olmamız önemli.
Genel olarak baktığımızda fonksiyonlar böyleydi. Peki biz bu fonksiyonları nasıl yerine getirebiliriz kolay olarak? Ya da ağ güvenliğimizi sağlamak adına bu fonksiyonları biz nasıl iyi bir şekilde hayata geçirebiliriz diye bakarsak, biz burada Zyxel olarak Zyxel güvenlik ürünleriyle birlikte kişisel verileri koruma kanununa KVKK uyumlu olma adına size hem bayilerimize, müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. KVKK kapsamında bu teknik tedbirlerin uygulanması için hızlı, kolay çözümlere ihtiyaç bulunuyor. Tabii ki bu açıdan da Zyxel'in sunduğu güvenlik ürünleriyle son derece etkili uygulamalarla regülasyona uyumlu hale gelmeniz adına destek sağlayabilir durumdayız. Baktığımızda Zyxel güvenlik ürünlerin yüksek verimli güvenlik teknolojisi ve uygulamasıyla uyumluluğu sağlamanıza yardımcı oluyoruz. Zywall serisi ürünlerimizle birlikte küçük ve orta ölçekli şirketlere en iyi korumayı sağlayan tümleşik güvenlik teknolojisi sunmaktayız. Tümleşik güvenlik teknolojisi burada özellikle vurgulamak istediğim alan, çünkü bahsettiğim gibi ağ güvenliğe ilişkin olarak çok farklı fonksiyonlardan bahsediliyor. Bu fonksiyonların her birini ayrı ayrı yönetmek, ayrı ayrı kurmak oldukça meşakkatli bir sistem. Dolayısıyla tümleşik bir güvenlik sistemiyle en iyi korumayı sağlamamız gerekiyor. Basit bir çözüm sağlayabilmek adına, yönetilebilir bir çözüm sağlayabilmek adına. Çünkü kompleks, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere baktığımızda kompleks çözümlerin çok kolay yönetilemediğini ya da yeterli verimin alınamadığını görmekteyiz. Zywall serisi ürünlerimizle birlikte küçük ve orta ölçekli şirketlerde tümleşik güvenlik teknolojisiyle en iyi korumayı sağlayabiliyoruz. Peki bakarsak Zyxel özellikle USG ürünlerimizde bulunan tümleşik güvenlik teknolojisiyle birlikte neler sağlayabilmekteyiz? Baktığımızda çok geniş bir alanda hizmet sunabiliyoruz. Yine maddeler açısından incelediğimizde 3.1 ve 3.3 maddesine belirtilen kişisel verilerin korunması kanuna ilişkin kurumun çıkarttığı rehberdeki 3.1 ve 3.3 maddesine belirtilen güvenlik duvarı konusunda güvenlik duvarı özelliğiyle birlikte gelen giden trafiği izleme ve kontrol etme fonksiyonunu USG ürünlerimizle birlikte sunmaktayız. Yine 3.1 maddesinde ifade edilmiş olan antivirüs ve antispam özelliklerini de yine ürünlerimize entegre olarak sunmaktayız. Bu sayede kötü amaçlı yazılımların engellenmesi, hem e-postayla gelmesi hem de herhangi bir dosya içinde varsa bunun tespiti ve engellenmesini antispam ve antivirüs özellikleriyle birlikte gerçekleştirebiliyoruz. Diğer bir ifade edilen konu ağ geçidinde içeriklerin ve online servislerin filtrelenmesiydi. 3.1 maddesinde siber güvenliğin sağlanması için bahsedilen özelliklerden bir tanesiydi. Biz içerik filtreleme servisimiz ve uygulama karar sistemi olarak ifade ettiğimiz Application Intelligence özelliğimizle birlikte hem istenmeyen içerikleri filtreleyebiliyoruz, hem de uygulamaları analiz edip uygulamaların hangi tipte olduğunu belirleyip bu uygulamaları filtreleyebilir durumdayız. Dolayısıyla kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına zararlı erişimlerin kapatılması, zararlı içeriklere erişilmesinin engellenmesi konusunda da yine tümleşik olarak ürün üzerinden bu servisleri sunmaktayız. Diğer bir madde IDP konusuydu. Yani sızma tespiti ve engellenmesi konusuydu. USG ürünlerimizle yine birlikte bilinen ya da bilinmeyen siber tehditleri engellemek için ağ trafiğini kontrol edip kişisel veri güvenliğinin takibini yapmak adına herhangi bir saldırı var mı, bunun tespit edilmesi ve engellenmesi adına destek sağlayabiliyoruz. Baktığımızda USG ürünlerimizde tümleşik olarak ayrıca
çok daha fazla servis bulunmakta. Çok fazla değinilmemiş aslında veri güvenliği rehberinde ama VPN servisimiz de USB ürünümüzle birlikte bulunuyor. Verilerin iki şirket arasında paylaşılması aşamasında ya da iki nokta arasında taşınması sırasında şifre olarak taşınması adına VPN servisimiz de kullanılabiliyor. Ürün üzerinde gelen VPN servisiyle birlikte noktadan noktaya VPN servis sağlanabildiği gibi mobil kullanıcılardan şirketlere VPN servisi sunulabiliyor. Dolayısıyla VPN servisiyle birlikte verinin şifre olarak taşınması da mümkün olabiliyor. Bu da tabii ki kişisel verilerin güvenliğini sağlamada yine aslında önemli bir madde ve bunu da yine tümleşik olarak sunmaktayız. Bu güvenlik servisinin yanında USB ürünlerimiz aynı zamanda kablosuz ağ kontrol içinde kullanılabiliyor. Kablosuz ağınızı yine USB ürünleri üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Dolayısıyla özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde tüm bu güvenlik fonksiyonlarının kurulması, yönetilmesi ve izlenmesi adına entegre bir ürünle birlikte biz müşterilerimize yardımcı olabiliyoruz. Bu sayede KVKK'ya uyumlu olma adına da veri güvenliği rehberinde bahsedilen bu maddeleri sağlayıcı olacak şekilde yine ürünümüzü konumlandırabilir durumdayız. Baktığımızda Zyxel olarak kişisel veri güvenliğini sağlamanıza ağ güvenliği açısından yardımcı olan USG ürünlerimizi kullanıcılarımızın beğenisine sunmaktayız. Farklı kapasitelerde, farklı boyutlarda ürünlerimiz bulunmakta. Her firmanın ya da her projenin ihtiyacına yönelik olarak farklı boyuttaki ürünlerle birlikte aslında hem teknik olarak siber güvenliği sağlamak adına ürünlerimizi kullanabilirsiniz. Hem de mevzuata, kanuna yönelik olarak uyumu, regülasyonu sağlamak adına ürününüzü kullanabilirsiniz. Zyxel olarak ağ güvenliğinizi güçlendiriyoruz ve güçlü bir ağ güvenliği ile birlikte hem şirketinizin çalışanlarının kişisel veri güvenliğini sağlamak adına hem de müşterilerinizin kişisel veri güvenliğini sağlamak adına sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorunuz varsa yardımcı olup cevaplamaya çalışabilirim. Sorulardan sunumu nereden temin edebiliriz diye herhalde sorular oluyor. Kayıt olurken eğer mail adresiniz varsa mail adreslerinizi gönderebilirim sunumu. Evet, buradan yazarsanız buradan da alıp gönderebilirim. Satış sonrası destek hizmetleri ile ilgili olarak sorunuz var. Satış sonrası hani sunum biraz kapsamı dışında. Onu isterseniz doğrudan satış ekibimize ulaşarak hani konuşabiliriz onu daha sonrasında.
Tabii hani sunum kapsamı dışındaki konularda bize her zaman yine ulaşabilirsiniz. Satış ekibimizle ya da satış sonrası destek ekibimizle görüşebiliriz. Konuyu netleştirmek adına. Ben mail adreslerini not ediyorum. Bu mail adreslerine sunumu gönderiyor olacağım. Teşekkürler dinlediğiniz ve katıldığınız için. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Sağ olun. Güvenli rehberinde bahsedilen bu maddeleri sağlayıcı olacak şekilde yine ürünümüzü konumlandırabilir durumdayız. Baktığımızda Zyxel olarak kişisel veri güvenliğini sağlamanıza ağ güvenliği açısından yardımcı olan USG ürünlerimizi kullanıcılarımızın beğenisine sunmaktayız. Farklı kapasitelerde farklı boyutlarda ürünlerimiz bulunmakta. Her firmanın ya da her projenin ihtiyacına yönelik olarak farklı boyuttaki ürünlerle birlikte aslında hem teknik olarak siber güvenliği sağlamak adına
ürünlerimizi kullanabilirsiniz. Hem de mevzuata, kanuna yönelik olarak uyumu, regülasyonu sağlamak adına ürününüzü kullanabilirsiniz. Zaxer olarak ağ güvenliğinizi güçlendiriyoruz ve güçlü bir ağ güvenliği ile birlikte hem şirketinizin çalışanlarının kişisel veri güvenliğini sağlamak adına hem de müşterilerinizin kişisel veri güvenliğini sağlamak adına sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorunuz varsa yardımcı olup cevaplamaya çalışabilirim. Sorulardan sunumu nereden temin edebiliriz diye herhalde sorular oluyor. Kayıt olurken eğer mail adresiniz varsa mail adreslerinizi gönderebilirim sunumu. Evet, buradan yazarsanız buradan da alıp gönderebilirim. Satış sonrası destek hizmetleri ile ilgili olarak sorunuz var. Satış sonrası hani sunum biraz kapsamı dışında. Onu isterseniz doğrudan satış ekibimize ulaşarak hani konuşabiliriz onu daha sonrasında. Tabii hani sunum kapsamı dışındaki konularda bize her zaman yine ulaşabilirsiniz. Satış ekibimizle ya da satış sonrası destek ekibimizle görüşebiliriz. Konuyu netleştirmek adına. Ben mail adreslerini not ediyorum. Bu mail adreslerine sunumu gönderiyor olacağım. Teşekkürler dinlediğiniz ve katıldığınız için. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Sağ olun. Kerem Bey'e değerli sunum için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere.